Kuaför ve berberlik sektörümüzün sorun ve sıkıntılarını görüşmek, istişare etmek ve talepleri dinlemek, çözüm aramak ve en önemlisi birliğimizden oluşacak kuvvet düsturuyla yola çıkarak istekleriniz doğrultusunda programı yapmaya çalışacağız inşallah. Genel olarak sektörden gelen arkadaşlar bu talepte bulundu. Biz de bugüne karar verdik. Dedik hemen toparlanalım. Şimdi siz sektör temsilcileri, sektörün içinde olan arkadaşlar, siz birbirinizle eğer çoğunluk pazar günü kapatalım diyorsa kapatalım. Ben sosyal faaliyete girmediler. Ben hepsi insanı işte bu oraya zemek bilmedi işte. Pandemi mağduruyum şu an. Sağ çekime güzellik uzmanıyım. Emekliyim. Eğer şu an ben... Asker ücret 8500, saç sakal 90 lira olarak en ucuz olarak geçiyor. Efendim hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Diyanet Bakanlığı kararı iki sefer erteledi. Bize bağlı olan erkek kuaförü berber sektörümüz bu kararı uygulamak talebinde bulundular ve şimdiden uygulamak istediklerini belirttiler. Biz de onlara yönelik bir toplantı gerçekleştirdik bugün ve yaklaşık böyle bir 150-200 kişiye yakın berber esnafımız geldi. Beraber topluca karar verdik pazar günü şimdiden kapatmaya. Yani bundan sonra berber esnafımız, erkek kuaförü esnafımız pazar günlerini kapatıp çocuk ailesiyle, çoluk çocukla dinlenecek. Öyle bir karar kılındı. Yani kararı yetkililerle paylaşacağız yani bu konuda işte uygulamayı daha iyi uygulama yapabilmek için ama hani bu sonraki safhadır ama ben arkadaşların ciddi bir şekilde kararlı olduklarını gördüğüm için inşallah hiç böyle bir şeye kalmadan da bu uygulanacak. Yani böyle bir müeyyideye, bir baskıya, böyle bir cezai müeyyideye kalmadan da ocaklara iğreniyorum. 23 senedir kuaförüm. Amacımız pazar günü bir gün tatil yapmak istiyoruz. Sanat ve Sanatkar Odası Başkanımız. Böyle bir düzenleme yaptı. Onun için teşekkür ederim. Berber olarak hepimiz bugün toplandık. Bir karara varmak istiyoruz. Yıllardır bu sorun, yaşıyoruz bu sorunu. Ama bugün bir karara vardık. Pazar günü kesinlikle kapalıyız. Ve pazar günleri çoluk çocuğumuzlayız. Artık bundan sonra kapatmayan arkadaşlara da tavsiye ettik. Onlar da bundan sonra kapatacaklar. Bir karara vardık bugün. O da başkanı için teşekkür ederim. Biz uzun süredir biz berberler olarak haftada bir kapatmak için burada toplandık. Uzun sürede çözülemeyen bir konuda mutabık kaldık. Bundan böyle pazar günleri kapalıyız. Bunu organize eden Sayın Başkanımız Mehmet Sıdık Çiçi Bey'e teşekkür ediyoruz. Gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Yani 250 kişiye yakın toplandık. Bu kararı aldık. Bundan sonra inşallah başarıya gideceğiz.